5 duyma diyorum. Duyma. İç kulakta bulunan ve çevremizdeki seslerle ilgili bizi bilgilendiren sistemimiz duyma. İşitme. İşitme o kadar duysal etkinlik olarak farklı yapılabilecek alanı var ki işitmenin. Aynı koku gibi ilk tekamül eden duyularımızdan bir tanesi işitme. Yeni doğan, daha yeni doğmuş birkaç dakikalık bebeklerde bile yüksek seslere tepki verdiğini fark etmişsinizdir. İşitme tekamül ederek hayata başladığımız duyularımızdan bir tanesi. O yüzden annenin sesi, o yüzden ritmik sesler, çünkü anne karnında organların sesini duyuyordu, kalp atışınızı duyuyordu, organlar ritmik çalışır. O yüzden ritmik seslerde bebek rahatlıyor, annenin sesine o kadar hassas oluyor. Babası eğer gebelikte annenin karnına yakın bir şekilde konuştuysa babanın sesine o yüzden hassas oluyor çocuk. Farkına vardığını fark ettiriyor haliyle. Daha yeni doğmuş bebeklerde bile onlarca çalışma var bununla alakalı. O yüzden işitme önemli bir duyumuz. Şimdi işitme, hani her bir duyuyu bütünleme ve her bir duyuya destek normal hayat rutini için önemli diyoruz ya. Bizim büyük oğlanda fark ettiğimiz şeylerden bir tanesiydi. Bak o zamanki halimizle demek ki bu işitmeyi yeterince desteklememişiz. Yeterince onun hassasiyetine uygun şeyler yapmamışız. Okula gitmemek istiyordu yıllarca. Biz okul fobisi neden diye araştırırken bir işitme testi yaptırdık küçükçeğimize. Hassas işitme duyusu, normal bir insanın duyduğundan çok daha fazla duyuyor. Ve sürekli şöyle diyordu eve geldiğinde, çok gürültülü, evet. Çocuklar çok ses yapıyorlar. Yavrucuğum çocuklar hani güler, koşar, oynar okulda, hani bu anlatıyorsun ama çocuk çok rahatsız oluyor, derse odaklanamıyor. Çocuğun uyarıldığı yer orası çünkü. Senin gibi normal karşılamıyor bunu, o bu konuda hassas. O zaman biz Enes'i çocukluğundan itibaren daha çok duyu etkinliğiyle, işitme duyusunu uyaran etkinlikle buluştursaymışız, muhtemelen bu konuda bu kadar sıkıntı çekmeyecekti. Ona geç bir duyu bütünleme yapmamız gerekti bu farkındalıktan sonra. Ama şimdi diğer çocuklarda daha fazla yapıyoruz. Ne yapıyoruz? En iyi işitsel uyaran ninnidir. Sakın çocuklarınızla telefondan ninni açmayın. Aynı nasıl görseli ekrandan yeterince olmaz, insan yüzü görsün diyoruz. Ninni de çocuğun hassasiyeti annesinin sesine. O yüzden muhakkak çocuğunuza ninni söyleyin uyuturken. Muhakkak ninni söyleyin. Bu gerçekten çok önemli. Orada o zeka gelişimi için, o işitsel becerileri için yaptığınız katkının farkına varsanız saatlerce bırakmak istemezsiniz o ninniyi yani. Çok önemli. Çok etkili ve çok önemli. Birincisi ninni. İkincisi, benim anneannemin, rahmetli anneannemin ve annemin çok güzel bir şekilde yaptığı, benim onlar kadar mahir olamadığım ama kendimi geliştirmek için çok gayret ettiğim bir şey var ki çocukla konuşmak. Ha ben normal çocuklarımla sohbet eder miyim? Ederim. Ama onlar, rahmetli anneannem için anlatırlar, annem daha bir yaşında bile belki yok bir bebek haliyle kapının önünden zemin katta da oturuyorlarmış. Dedem de asker benim. Seferlere çıkar, 3-4 ay evde olmaz gemici. Komşusu bir gün böyle geçerken bir evde birileri konuşuyor. O da şey olmuş, böyle kulak kesilmiş. Anneannem biriyle konuşuyor yani. Aa demiş, bu da misafir mi geldi falan. Yani biriyle böyle konuşuyor sürekli. Kocası da yok evde, ne oldu falan merak etmiş komşu yani. Çünkü sürekli birine bir şeyler anlatıyor, şey yapıyor, hararet. Bir komşu gelmiş ki eve, bebek annemle konuşuyor. Ya kadıncağız kuşları konuşturuyor. Aynen, kuşları konuşturuyor. Kuşlar, evdeki kuşlar mı? Yitir konuşuyoruz artık. Ama kuşları konuşturması da hani muhabbet kuşu. Ay şimdi bak çok kötü bir şey söyledim, çok gülebilirim burada. Hakikaten kuş bile dile geliyor, konuşuyor. Normal potansiyelin üstünde konuşuyor. İşte komşu da gelmiş ki bakmış annemle konuşuyor. Annem de o yüzden biliyorsun çok konuşur. Ama biz bebeklerle ve çocuklarla konuşurken şu hatayı yapıyoruz. Biz hemen bebekçe konuşmaya dönüyoruz. Ha, gucu gucu bak, bu falan gibi. Evet. Değil aslında, yetişkinle konuşur gibi. Yani hani Mehmet Ali Bulut Hoca'ya kulaklar çınlasın, o hep onu söylerdi. Ruhun yaşı yok. Karşındaki bebek de olsa o saygın, hani Allah'tan gelen parçamız ve dolayısıyla bir yetişkinle konuşur gibi, yani yetişkinle konuşur gibi derken kaşlarımızı çatalım, resmiyetle konuşalım falan değil. Ama normal Meva Hanım, merhaba falan öyle değil tabii ki ama bir yetişkinle sohbet ederken
Nasıl ediyorsak çocukla sohbetin de bence anahtarı olur. İlla ki okucu falan haline girmemize gerek yok. Normal bir sohbet. O sohbet çok geliştiren bir sohbet gerçekten. Annemin de sağ olsun bizim çocuklarla yani örnek verelim. Çok şey mesela yapar. Ne yapıyorsa çocuğa o yaptığını anlatmak. Aslında radyolardaki maç spikerleri. Aynen bir noktada. Örnek yani o yani. Bebek için bu evet çok doğru. Yani bebekle ne konuşayım diyor mesela. Haydi kızım bak şimdi bu çayımızı içeceğiz. İşte ondan sonra bardağı böyle koyacağız. Bak biliyor musun bulaşık makinesini yerleştirirken bu çay bardaklarını böyle üste koyuyorum ben. Bak burada bardaklar için yer mi yapmışlar? Aa bunun kapağı da varmış. Buraya diziyoruz. Bak bunları da şuraya dizelim. Ha günün sonunda bir çene ağrısı oluyor mu insanda? Oluyor ama yine yayının başında söylediğimiz şeye geri dönecek olursak çocuğumuzun beynine o sırada yaptığımız katkı paha biçilemez yani paha biçilemez. Ben pek çok evde ne görüyorum biliyor musun? Hiç konuşmuyor. Suskunluk evet. Hiç konuşmuyor. Hele hele de bir de eğer başlarda bu yoksa ergenlik dönemine gelen çocuklarda iyice evde tam i̇yice bir sessizlik. Olmuyor. Zaten oğlum nasıl geçti bugün okul? İyi. İyi diyor ve bitiyor. Ben inan ki şeye çok şükrediyorum. Yani benim üzerine şükür namazı kılacak kadar şükrettiğim şeylerden biridir. Şimdi büyük oğlumuz ergenliğe yürüyor ya tam o dönemlerde. Daha aileden ziyade arkadaşı tercih ettiği, arkadaşla sohbeti tercih ettiği dönemlerde. O yüzden Enes eve gelip de anne bugün ne oldu biliyor musun diye heyecanla bir şey anlattığı günler için ben çok şükrediyorum. Yani demek ki diyorum iletişim. Çok şükür bir şekilde hala iletişim kanalı açık. Hani bunu önemsemek lazım. Bu bir yani sohbet olma hani... Anneler bazen ne oyunu o yapamıyorum ben etkinlikte yapamıyorum tamam yapma sohbet et. Sohbet etten kastım da yani anlat. Bebekse anlat. Artık o da konuşmaya başladığı anda itibaren sohbet et. Bir monolog halinde olmasın bir yaşından sonra çocuk tamam bebekçe konuşuyor ama kendince bir şey konuşuyor. Kızım ne yapalım? Parka çıkalım mı? Parka çıkalım mı yavrum? Oğlum falan bir şey diyor. Desin ha peki parka çıkınca işte salacağım benim ne yapalım? Ya o sohbeti nasıl oluyor? Gözlerimle yazıyorum. O derece artık İçeriden mi tekamül arttı bende. Duyu eğitimi. Evet. O sohbeti sürekli canlı tutmak, taze tutmak çok önemli. Bu bir. İkincisi bunun dışında etkinlik olarak neler yapabiliriz işitseli desteklemek için? Yine çok kolay bir şey söyleyeceğim. Marakaslar. Marakas nedir? Alın küçük pet şişeleri, içine pirinç koyun, bir tanesine buğday koyun, bir tanesine nohut koyun. İşte sallasın tık 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 o ses. Çocuklarda bu işitsele olan merakın geliştiği bir dönem de var. Çocuklar müziğe de çok duyarlı oluyorlar. Evinizde müzik açın. Ama YouTube'dan açabilirsiniz ya da işte telefondan herhangi bir şekilde internetten. Ama eline vermeyin. Eline vermeyin. Açın. Biz bu aralar bol bol Ali Baba'nın çiftliğini çok seviyor. Açıyoruz onu. Telefonu açıp yukarı koyuyorum. Biz aşağıda onunla dans ediyoruz. Hayvan seslerini çıkartıyoruz. Eline verdiğiniz an o iş geliştirici olmaktan çıkar. Çocuğun görsele durduran, böyle tabii. Hipnoz olmuş gibi baktığı ama aslında hiçbir duysunun doğru düzgün desteklenmediği bir bağımlılık alanına doğru gider. Sakın küçük çocuğun eline değil. Yukarı ya da bizim evde biliyorsun eski sistem radyomuz var. Radyo açın. Açın radyoyu, oradan bir müzik kanalı bulun. İşte hani oradan çocuk müziği bulmak belki zor oluyor ama illaki çocuk müziği de olmasına gerek yok. Hı-hı. Yani normal bir müzik bulun ve çocuğun bu ritim duygusunu, işitsel zekasını, bu hassasiyetini bu şekilde geliştirebilirsin.